Şimdi Kalaman'ın küçüğü olmaz ama Kalaman ailesinin küçük fertlerinden de başlıyoruz. Fatih Burak Kalaman, Ömer Kalaman, Şahin Kalaman, Ömer'in sevine kalıyor. Hepsi Kalaman'ın geleceğini, teminatları. Kendi yaşıtlarına da inşallah davet ediyorlar. Fatih'e bir soru var. Kalaman Kalamanlık demek büyük bir ailenin içinde olmak. Yani kendini nerede olursan neresinde olursan yalnız hissetmiyorsun. Ve Kalaman olmak gerçekten de büyük bir aile. Ve hayatımın bir amacıdır. Kalamanların yarın olması. Ben kendi yaşıtlarıma yani ve abilerime, kardeşlerime davet ediyorum. Onları da davet ediyorum. Bu toplantılara en azından onlar da gelsin. Yani çok sorumlu. Yani ben davet ediyorum. Bazen nerede okuyorsun? Bize bir anlat bakalım. Kaç numarasın? Arkadaşın neden kurmuyor? Kimin tanımlısın? Yanlarım. Ben 11 Ekim 1995 Kadıköy'de oluyorum. Babam annem Sevcan. Ben ilkokul iki öğretmen şehit ararsın. Orada çok şey yaptım. Orada başladı aslında. Kalamanlı. Yalnız olmadı. Orada bir sene çalışmıştım. Kim orada da? Şimdi Beykoz'un Fethi Çakmak Lisesi'nde ve inşallah biz Yunus Emre Kalaman. Sen kim oldun? Ben Kaan Kalaman. Sen kim oldun? Mustafa Kalaman. Ne iş yapıyorsun sen? Bir anlat bakalım. İşim yok ki öğrenciyim. Evet. Burada bir yerde top oynuyorsun. Evet. Nerede ne oynuyorsun? Bu da bizim tarihimiz, Emin hocamızın oğlu. Tarık Kalaman'dır. Annem Elmas Kalaman, İnşallah çok güzel, benim için hayatım özelliğiymiş. Evet, bu da Yunus Emre Kalaman. Merhaba, ben Emre. Babam Mustafa Kalaman, annem Sevcan Kalaman. Birden 6'ya kadar, 6. sınıfın ilk dönemine kadar Şehit Erersin'de ilk öğretmenlikle okudum. Sonra Göreli ilk öğretmenlikle geldim. Yarısı Kalaman zaten sonradan. Hepsi Göreli'li, Kiros'un Göreli'li. İşte öyle. Büyüyünce de işte ne olacağım derken ama doktor olmuşsun. Kalamanlık güzel bir şey. Hiç gerçekten de böyle öğrendim falan güzel yazdım. Gönül aktaki kalamanlar tabii benden dolayı. Teşekkür ederiz.